Merhaba, 2 dakikada bilime hoş geldiniz. Ah, hissettiniz mi? Herhalde içiniz gıcıklandı ve tüyleriniz de ürperdi. Tüyleri yolunmuş bir kazın derisi gibi oldu deriniz. Bu refleksi bilinçli olarak kontrol etmemiz mümkün değildir. Ama pek çok farklı durumda tüylerimiz ürperir. Bir örümcek gördüğümüzde veya gerilimli bir ortamda veya heyecan had safhaya vardığında veya tabii ki soğuk bir ortamda bulunuyorsak. Burada üst derinin hafifçe kabarması ve çok sayıda küçük tepeciği meydana getirmesi söz konusu. Deriyi yakından incelediğimizde tüycüklerin ayağa kalktığını görüyoruz. Buna da derinin içinde yer alan ve kasılan kıl keseciği kasları neden oluyor. Olay atalarımızın yaşadığı döneme dayanıyor. Onların tüm vücutları kıllarla kaplıydı. Soğuk havada bu kılların kabarmasıyla cildi saran hava yastığı büyüyordu ve vücuda bir tür ısı izolasyonu sağlıyordu. O yüzden soğuk havada tüylerimizin ürpermesi çok mantıklı. Kuşlar da düşük sıcaklıklarda teleklerini kabartırlar. Tehlike karşısında hayvanların tüyleri diken diken olur. Korkmuş bir kedi bu sayede daha iri görünür ve rakibini korkutmaya çalışır. Korkan bir insanda da tüylerin ürpermesi yine rakibi korkutmaya yarayacak bir tür korunma mekanizmasıdır. Biz insanlar evrim sürecinde vücudumuzu örten tüylerin büyük bir bölümünü kaybetmişizdir. Korktuğumuzda veya üşüdüğümüzde artık kabaracak tüylerimiz olmadığından tüyleri yolunmuş bir kaza benzeriz.